Merhaba arkadaşlar ben Uğur. Bugün sizlerle 24 Mayıs fizik TYT soru çözümünde tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bomba gibi bir fizik sorularıyla yine gördüğünüz gibi karşınızdayım. Bol paragraflı, bol yorumlu sorular yine bu hafta bizleri bekliyor. Evet birinci soruyla başlayalım. Bu paragrafa göre aşağıdaki çıkarımlardan hangileri yapılamaz diye bana ilk sorum yöneltilmiş. Direkt paragrafta buraya yorumluyoruz. Aynı Türkçedeki paragraf sorularını çözüyormuş gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar mantık olarak. Sel, yağmur gibi doğal afetlerden korunmak için doğayı anlamak zorunda kalmışlar diyor A seçeneği. Burada sebep sonuç ilişkisi kurarak anlamaya çalıştıkları zaten bariz belli. O yüzden direkt A seçeneğini doğru kabul edebiliriz. Bakın anlamaya çalışmıştır diyor. Daha şuraya istedim. A seçeneği oldu belli olsun. B'de de bilim ve teknoloji geliştikçe barınma sorunlarına farklı çözümler getirilmiştir diyor. Aynen bu olayların nedenlerinden dolayı bilim teknolojiden yararlanında farklı çözümler tabii ki ne olacak? Getirilecek. O yüzden bu da doğru. Ülkenin ekonomik alanda gelişmesi için bilim ve teknolojiye önem verilmelidir demiş. Aynen. Bakalım burada bilim ve teknolojiden yararlanır demiş mi? Dediğiniz gibi demiş. Zaten burada ekonomik de geçiyor. O yüzden C'yi de bu şekilde gösterebiliriz. Ve ihtiyaçları giderebilmek için işte farklı çözümler veya barınmak için farklı çözümler demiş ya işte ihtiyaçları bu şekilde vermiş. İlgi nedenini de hatta söylemiş. O yüzden işte B'ye de doğru demiştik, C'ye de doğru diyoruz. Doğa yasalarını ekmederek bir anlamda bütün dünyaya hükmetmek mümkündür demiş. Hayır böyle bir olay yok. Doğa yasalarını bilmek yetmiyor. Bunları bilim ve teknolojiden yararlanarak elde etmemiz gerekiyor. Biz zaten burada hükmetmekle alakalı herhangi bir şey söylememiş. O yüzden cevabımız D seçeneğidir dememiz gerekiyor. İkinci soruya geçelim. Burada da e, dayanıklılıkla alakalı bazı bilgiler verilmiş. Kesit alanı böyle hacimle doğru orantılıdır demiş dayanıklılık için. Ben bu şekilde şeyleri sadeleştirirsem 1 bölü kalır. Yani asla benim dayanıklılığımla yüksekliğimin ters orantılı olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim diye yorumlama yapılmış. Yani buradaki yükseklik azaldıkça asla cismin dayanıklılığı artmış oluyor diye ne yapacağız? Yorumlama yapacağız. Şimdi sadece bunda kalmamış maddenin cinsiyet dayanıklılığı etkiler demiş mesela. O yüzden Aynı ebatlara sahip farklı cins maddelerin dayanıklılıkları farklı da olabilir demiş mesela. Bak farklı cins demiş. Demek ki o zaman maddenin cinsine göre de ben dayanıklılığı yorumlayabileceğim. Şimdi bunlara göre bu kısmı yorumluyoruz arkadaşlar. Hangisini yanlış söylemiş hemen bulacağız. Caner cismin kesit alanı artarsa dayanıklılığı artar demiş. Kesit alanı ile gördüğünüz gibi herhangi bir işim yok. Sadeleşiyor. O yüzden bir kere Caner yanlış söylemiş. Cismin dayanıklılığı yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır demiş Tülay. Evet paragrafta geçiyor. Doğru. Cismin yüksekliği artarsa dayanıklılığı azalır demiş. Evet cismin yüksekliği azalırsa dayanıklılık artıyordu. Demek ki bu da cismin yüksekliğinin arttıkça dayanıklılığının azalacağı anlamına gelir. Bu da doğru. Demek ki cevabımız burada da A seçeneği o olmuştur diye ne yapmamış lazım söylememiz gerekiyor. Devam edelim. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda da dinamometre sistemi var gördüğünüz gibi. Bu dinamometre sisteminde cisim hareket edene kadar ben buradan çekiyorum. İçeride yay var arkadaşlar. Bu yay sürekli gerilecek. Gelince buradaki yayın işte gerildiğini ne yapacağız mesela? Yorumlayacağız. Buradaki hatta dinamometre de ölçüm yapmaya devam edecek o e, cisim hareket geçene kadar. Zaten dinamometremizin prensibi de böyle çalışıyor. İçerideki yayın gerilmesine bağlı olarak kuvvet ölçüyor bir devi. O mantığa göre gidersek arkadaşlar burada yani bu tarz bir soruda sürtünme kuvvetinden yararlanmamız gerekiyor. Şimdi iki çeşit sürtünme kuvvetimiz var. Biri statik, biri de kinetik sürtünme kuvvetimiz. Biliyorsunuz statik sürtünme kuvvetimiz kinetik sürtünme kuvvetinden daha büyük olmak zorunda. Ve cisim hareket etmeden önce, önce hareket etmeden evvel statiğe bağlı kalacak. Daha sonra hareket sonra da kinetiğe bağlı kalacak diye şöyle bir yorumlama yapmamız gerekiyor. Şimdi bu yorumlamaya göre gittiğimizde cisim sıfırla t arasında hareket etmiyormuş ya. O zaman ben t süresini ne yapabilirim? Şurası diyebilirim. Şuraya da sıfır dersem sıfırla t arasında gördüğünüz gibi sadece statik sürtünme kuvvetine maruz kalmış oluyor aslında benim cismim. O sebeple arkadaşlar ben birinci soruyu yani şıkkı doğru kabul edebiliyorum. T0 anında T anına kadar neometrenin yayı uzak kısmı da doğru. Çünkü cismim hareket etmediği için burada yay ne olacak? T anına kadar gerilmeye devam edecek. O zaman 2 yere de doğru dedik. de arkadaşlar cismi etki eden sürtünme kuvveti önce artar sonra azalır sonra da sabit kalır demiş. Burada cisim hareket halindeyken kinetik sürtünme kuvvetinin değişmeyeceği yönüne yorumlayarak gidersek zaten üçüncü seçeneğin doğru olacağını hatta burada da gösteriyoruz bakın. Ne yapacağız? Beyan etmiş olacağız. Burada da o yüzden cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Yani burada aslında hareket esnasında kinetik sürtünme kuvvetinin değişmeyeceğini ama cisim hareket haline gelmeden yani cisim hareketsiz iken statik sürtünme kuvvetinin çektiğim kuvvete bağlı olduğunu mesela söylemem mümkündür diyebiliriz arkadaşlar. Hatta burada burayı T değil de şöyle F yaparsam bakın sıfırdan F'ye kadar statik sürtünme kuvvetim hep mesela atıyorum şurası F12 olmuş olsun. Statik sürtünme de F12 oluyor. Nereye kadar? Şuraya kadar. Burada mesela ben direkt statik sürtünme kuvvetini f eşit olduğunda söyleyebilirim size. Çünkü F'den sonra bakın ne olmuş? cismim harekete geçmiş mesela. Buradan da yorumlayabilirsiniz. Statik gördüğünüz gibi durgun haldeyken değişebiliyor ama kinetik hareket halindeyken değişmiyor. Burada da grafikte görüyoruz. Gelelim dördüncü soruya arkadaşlar. Kışın evimizde biliyorsunuz eskiden soba kullanıyorduk. Şimdi artık soba yok doğal gazlar var. Ama yine biz soba kullanıyormuşuz gibi hayal edelim. Bunu biraz daha işte e, sınava girecek yaşça büyük olan arkadaşlarımız daha iyi Anlarlar diye tahmin ediyorum. Çünkü onlar muhtemelen kullanmışlardır soba. Şimdi soba e, yandığında ortama bir ısı yayar. O yüzden biz sobayı ne kadar çok yakarsak o kadar çok ortamı ısıtabiliriz. Hatta çok fazla yandığında yanında duramayız sobanın. Çünkü bize ne yapardı? Çok fazla ısı verirdi. Yakardı vücudumuzu. O derece bir sıcaklık ortaya çıkardı. O mantıdan yola çıkarsak eğer arkadaşlar sobanın bir oda içerisinde yayılmasında aşağıdaki durumlardan hangileri gerçekleşir diye bana soru yöneltilmiş. Bir kere arkadaşlar güneşteki ışıma olayının aynısının sobada da olacağını benim söylemem gerekiyor. Bir kere ışıma var arkadaşlar. Konveksiyon da var. Çünkü konveksiyon nasıl var? Şimdi içeride şöyle sobayı tabiri caizse göstereyim. Şöyle hatta boruyu döndürelim. Şimdi biz burada ateşi harladık. Burada gaz ne oldu? ısındı. Isınan gaz buradan buraya geçti ve dolandı. Sonra tabii dışarıya çıkacak. Is olarak atılacak. Bu dolanma esnasında gaz burada ne yapacak? Dolanırken içerideki ortamı konveksiyon ile ısıtacak. Aynı şekilde burada ışıma da olacak. Çünkü biliyorsunuz güneş gibi düşünürsek eğer Güneşin de işte yayarken ışıma yoluyla ısıyı yaydığını söyleyebiliriz. E burada da aynı mantık var. Sonuçta ben bunu ısıttığımda yine ışıma yoluyla yayılacağını söyleyebileceğim. Yani aslında soba sisteminde ben şuradaki or dolanma durumundan konveksiyon, buradaki ateşin durumundan onu da yorumlayalım. Işımayı daha rahat anlayacaksınız. Güneş gibi düşünün. Ateşte biliyorsunuz güneş gibi ısı veriyor. O yüzden ışıma yolunda da ateşten yola çıkarak söyleyebiliriz. Konveksiyonu da buradaki dolanma yöntemiyle söylersek o zaman sadece 1 ve 2 ile ne yapacağız arkadaşlar? Yorumlamış olacağız. Yani cevabımız C seçeneği olmuş olacak. İletim yolu dediğimiz olay şu. Mesela iletim yolunu da şu şekilde yorumlayabiliriz. Atıyorum ben buraya bir tane kaşık koydum. Metal kaşık olsun. Elimle de buradan tutuyorum diyelim. Şöyle çizeyim hemen. Şimdi ben bunu tuttum ya. Metal olduğu için ne olacak? Metalden ısı erime iletilecek ve erimin yanmasını sağlayacak. İşte iletim yolu budur arkadaşlar. Ama burada öyle bir iletim durumu yok. Yani gidip de elimizi sobaya böyle bastırmıyoruz. Bastırmadığımız için e, direkt 1 ve 2'yi doğru kabul edebiliriz. Gelelim 5. soruya arkadaşlar. Ve şimdi soruda da gördüğünüz gibi devreler verilmiş ve anahtarlar verilmiş. Anahtarların durumuna göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Bu arada sizde yanda gözüküyor. Şimdi X, Y ve e, v, K, L, M'ler verilmiş. Bunlara göre şimdi tek tek deneyelim. Bakalım. Buradaki yorumlara göre bakalım. Hatta öyle gidelim. Sadece X anahtarı kapatılırsa M lambasının parlaklığı artar demiş. Bakıyoruz. Şimdi ben burayı kapatırsam Harflendirme sistemi yaptığımda buraya A diyeceğim, A diyeceğim, A diyeceğim, A diyeceğim, A diyeceğim, A diyeceğim, B diyeceğim, B diyeceğim, B diyeceğim. Burası açık. Yani burada gördüğünüz gibi herhangi bir bağlantı yok. O yüzden buraya geçemiyor. Şimdi şu K' ile A'nın arasında kaldığı için bunlar ne olacak? Bir kere patlayacak. Sadece M kalacak. M kaldığı için burada ortamda gördüğünüz gibi direnç azalması var. Biliyorsunuz V eşittir i çarpı R'ye göre eğer ben V'yi sabit tutarsam R'yi azalttığımda i'nin artacağını biliyorum. Bu mantıkla baktığımda i artacağı için R de azalacak. Azalmış malum. O zaman buradaki M'nin parlaklığını ben ne olacak? Daha fazla göreceğim arkadaşlar. O yüzden M lambasının parlaklığı artacak. Hatta K kısa devre olacak diyebiliriz. ilk sanatlarını açtığımızda. Neden? Çünkü aynı harfler arasında kaldı. Yani kısa devre oldu. Hatta bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Akım her zaman boş teli tercih eder ya. Burada boş tel varken niye buradan gitsin? O yüzden bakın birinci seçenekte bu olay mümkün. Şimdi gelelim ikinci seçeneğe. Onu okurken ben de şuraya sileyim. Sadece Y anahtarı kapatılırsa L ve M anahtarları söner demiş. Bakalım gerçekten de sönüyor mu? Doğru mu? Şimdi X'imiz açık. Y'yi kapatıyoruz arkadaşlar. Tekrar hafiflendirme yapıyorum. A, A dedim. B, 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 B dedim. Gördüğünüz gibi buradaki B ta burada oluştu. Demek ki o zaman ben şöyle bir e, devre sistemi oluşturacağım. Bakın bu sefer de L ile M, B'ler arasında kaldı. Yani benim akımım buradaki boşluğu tercih edecek. O yüzden L ile M ne olacak? Sönecek. Yani kısa devre olacak deyip ikinci seçeneği de doğru kabul edebiliyoruz mesela burada. Şimdi ikisini birlikte açarsak ne olur? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Evet şimdi ikisini birlikte açıyoruz. Hemen sileyim hızlıca. İkisini birlikte açarsak arkadaşlar, pardon kapatırsak yalnız söyledim zaten açık. İkisini birlikte kapatırsak tekrar ağırlandırma sistemi yaptığımızda a a a a a dersem. Buraya B, 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 B ve B dersem A, B, A, B, A, B gördünüz mü? Bakın ne oldu bu sefer de? Paralellik oluştu. Şöyle R, R ve R olan üç tane paralel lambam olmuş oldu. E bu da benim direncimi düşürmeyecek mi? Düşürecek. Hatta burada bir özel durum vardı. Neydi? Biz direkt buradaki R'ler özel ise Z bölü N diyorduk. Yani kaç tane lamba varsa ona bölüyorduk. Yani Z bölü 3'e düşmüş oldu bakın. 3 R iken bir anda ne olmuş oldu? Düşmüş oldu. E şimdi o zaman ben X ile Y anahtarlarını birlikte kapatırsam lambaların hepsi sönmez. Tam tersi lambaların hepsi yine yanmaya başlar diyebiliriz arkadaşlar. Hatta hesaplama yaptığımızda ben buraya V dersem hemen onu da yapalım hızlıca. 3 R dersem bunları özdeşlediğimde bunun i bölü 3 olduğunu söylerim. E son durumda da r bölü 3 var. Ve eşittir r bölü 3 dersem e burada da 3 olacak. Hatta bakın ne olmuş oldu? Buradaki lambaların parlaklığını iyi iyi yapacağım için artık iyiye çıkacağı için buralar gözükmüyor burada. Daha şöyle yapalım. Bu durumda şuralardan iyi iyi geçeceği için 3 katına çıkarmış oldum. Düşünün yani aradaki farkı. O yüzden ben aslında lambaların parlaklığını azaltmadım, bir de üstüne arttırmış oldum. Söndürmedim yani. O yüzden arkadaşlar, hatta ben bunu şurada yukarıda çizerek göstereyim size. Aşağıda biraz küçük kaldı çünkü. Evet, buradan 3 ile çıkan akımımız buralarda i i ve i'ye bölünecek. Sonra burada tekrardan 3 i ile buluşacak hepsi toplanınca. O mantıda baktığımızda zaten buradaki i'ler i bölü 3'ten i'ye çıktığı için buradaki lambaların parlaklığının arttığını söyleyebiliriz. O yüzden 3. seçeneği yanlış diyoruz. Cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Evet gelelim genelde bu çok karıştırılan bir soru arkadaşlar altıncı soru altıncı soru da e, genelde periyot ve frekans deyince bir e, şaşırıyoruz Çünkü burada genelde aklımıza işte hız düştüğü için periyot da değişir e, Ne bileyim frekansa değişir mantığı geliyor ama burada direkt bizim şu mantığı kurmamız lazım K doğrusal dalga kaynağı diyor ya bak kaynağımız tek. Kaynak değişmedikçe yani kaynak sabitse arkadaşlar frekans da sabit olacak. Bakın bu kesin. Değişmez. Frekans sabit olduğu için ben F'ye 1 bölü T diyorum ya buradaki T de sabit olmuş olacak asla baktığımızda. Yani ben burada periyoda da sabit diyeceğim. Frekans bağlantılı çünkü. Bağla, yani bağlantısı var gördüğünüz gibi. O yüzden bir kere burada periyodu artan kısmını direkt sizin elemeniz lazım. Burada ortamda e, ortam değiştiği için yani sığ ortamdan pardon derin ortamdan sığ ortama geçtiğimiz için dalga boyunun ve hızın azalacağını söylememiz lazım. Çünkü burada ortamın yüksekliği yani derinliğiyle benim hızım ve dalga boyum neydi arkadaşlar? Doğru orantılıydı. O mantıkla bakarsak zaten ne olmuş oluyor arkadaşlar? Benim 2'yi ve 3'ü doğru kabul etmem gerekiyor. Bu durumda da cevap D seçeneği olmuş olacak. Yani aman diyeyim arkadaşlar soru da burada. Hız ve dalga boyu değişiyor diye kaynağa bakmadan periyodun da değişeceğini veya frekansın değişeceğini lütfen söylemeyelim. Dediğim gibi frekans ve periyot kaynağa bağlı. Ben kaynağımı değiştirmedikçe bunları değiştiremem arkadaşlar. Değiştirebileceğim tek şey ortama bağlı olarak hız ve dalga boyu olacak. Evet geçelim son sorumuza. Işık şiddeti I1 ve I2 olan demiş. Işık kaynakları Küresel bir engel ve perde işte şekildeki gibi yerleştiriliyor diyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudurmuş? Bir kere bu şekilde iki tane ışık kaynağı görüyorsanız tam gölge ve yarı gölge oluşur demeniz lazım. Hatta ben bunları size şekilde çizerek şimdi göstereceğim. Umarım düzgün çizebilirim. Şöyle yapalım. mor yapalım. Şu morla tam gölge gözüken yer olsun. Hatta şurayı şöyle karalayalım. Bakın şurası tam gölge arkadaşlar. Şimdi bir de yarı gölge oluşturan arkadaki şekli çizelim. Aa bu arada ters oldu. Bu tam gölge değil yarı gölge oluşturuyor. Yanlış söyledik. Uzaktaki daha küçük kesecek çünkü. Evet şöyle uzaktaki daha küçük olacak. Evet uzaktaki yeşil bölge dediğimiz yer hatta onu da şöyle yapayım. Yeşil dediğimiz yer tam gölge mor dediğimiz yerde yarı gölge oluyor arkadaşlar. Şimdi buna göre yorumlama yaparsak gördüğünüz gibi iki tane ışık kaynağı olduğu için tam gölgen ve yarı gölgen oluşmuş oluyor. Bir kere birinci o yüzden doğru diyeceğiz. bir ışık kaynağı engelden uzaklaştırılırsa yarı gölgenin alanı artar diyor. Benim I1 i buradan uzaklaştırmam demek şurada daha küçük açıyla tam gölge oluşturmam demek olacak. Yani buradaki yeşilden daha küçük bir aslında e, çember elde edeceğim. Hatta onu şurada böyle büyüterek göstereyim size. Bakın engelimiz de şurada olsun. Perdemiz de şurası olsun. Birincisi için yapıyorum hemen. Birincisi. ikincisi için de arkadan yapacağım. Bu arada burada çok küçük göstermiş. O yüzden oradan çizemedim. Şuradan göstermek istedim. Bakın şöyle. Pardon. Gördünüz mü? Bakın. Sarı bölge nasıl içeride kaldı? Mora göre. Demek ki o zaman benim e, tam gölge alanım küçülüyor. Tam gölge alanım küçülürse yarı gölge alanım artmış olacak. Yani ikinci seçenek de bu yüzden doğru olmuş oluyor. Şimdi ikiyi inceleyelim. Yani üçüncü şıkkı inceleyelim. I2 ışık kaynağı engele yaklaştırılırsa tam gölgenin yarı çapı artar diyor. Bakalım. Bu arada öndeki biliyorsunuz benim aslında yarı gölgemi oluşturan kısım. Çünkü şuradaki alanın büyümesi demek. Burası da bu bölgeyi görüyor ya yarı gölgenin büyümesi anlamına gelecek. E Şimdi ben bunu buraya yaklaştırırsam şöyle kocaman bir çember elde edeceğim arkadaşlar bu durumda artık I1 bu mavi bölgeyi aydınlatacak. Bakın sadece mor duyarı gölge alanım şimdi mavi olmuş olacak. O yüzden burada tam gölgenin değil yarı gölgenin yarı çapı artar mantığını kurmamız lazımdı. O yüzden 3'ü ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Cevabımız burada da görmüş olduğunuz gibi 1 ve 2 olmuş oluyor. Evet arkadaşlar 24 Mayıs TYT fizik soru çözümünün de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.